Merhaba arkadaşlar, yeni bir Access videosuyla karşınızdayım. Bu dersimizde kod yazacağız. Basit bir kod mantığına girişi anlatacağım. Bir önceki dersimizde modül hazırlamıştık. Peki modül ile kod arasındaki fark ne? Modül tüm programda etkin olan bir çalışan bir kod. Dikkat ederseniz hemen açalım modülümüzü. Ne diyoruz? Public function. Yani bu özellikle function'ı çalıştırmak için public, yani herkesin görebileceği, bütün buradaki bütün araçlarla kullanılabilecek bir özellik. Yazacağımız kod ise buradaki formun üzerinde, mesela il formuna yapalım bu sefer formu, ya da satışlara yapalım. Satışlar tablosu üzerinde etkin olduğunda çalıştırılmasını istediğimiz kodlar varsa bunu da kod düzeni üzerinden yazacağız ve sadece bu tablo üzerinde etkinlik varsa o kodlar çalışacak. Hemen tasarım moduna geçelim. Nasıl ekleyeceğimizi görelim ve çalışma mantığına birlikte göz atalım. Bu işlem için yine tablo satışlar üzerine bir tuş ekleyeceğiz ve kodumuzu o tuş sayesinde çalıştıracağız. Yine birçok seçenekte buradaki gördüğünüz gibi form işlevleriyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin geçerli olduğunda dediğinizde, form geçerli olduğunda otomatikman o kodla çalışabilir. Size kalmış. Biz daha mantığı kavranması kolay olsun diye ben oluştur sekmesinden burada tasarımdan bir tuş ekleyip yapacağım bu işlemi. Hemen tuşumuzu ekleyelim. İptal diyorum bu seçeneğe. Komut çalıştır olsun ismi. Tuşumuz hazır şu anda. Bu tuşa artık bir kod tanımlayacağız. Bu işlem için de oluştur sekmesinden Visual Basic diyeceğiz. Kod sekmesini açacağız. Kod sekmesinde dediğimiz gibi iki farklı yöntem vardı. Birincisi modüller, diğeri ise buradaki tablo üzerindeki yapılan işlemler. Kod sekmesini açtığımda otomatikman modül 1 açılıyor. Hemen geri geldim. Tablomun üzerinde tuşumu seçiyorum. Komut 1 çalıştır tuşuna tıklatıldığında seçeneğini seçiyorum. Bu sefer kod oluştu seçeneğini seçeceğim. En alt bölümde seçtiğim zaman yeni bir buraya dizin geldi. Dikkat ederseniz database 2 kul 1 isimli database dosyanın içerisindeki form tablo satışlar. Form tablo satışlar bu tablonun ismi. Yani buradaki kodlar bu tablo satışlar isimli formun çalıştığında aktif olacak dosyalar. Aksi takdirde örneğin burada yazacağımız olan kod herhangi bir şekilde çalışmaz. Sadece form bir tablo satışlar, yani bu tablo bu form çalışmaya başladıktan sonra işlemsel hale gelecek. Aksi takdirde bir işlem istiyorsak, örneğin bir kodumuz olsun, o yazmış olduğumuz kod düzeyi bütün tablolar için ortak bir şekilde çalışmasını istiyorsak modüllerin içerisine yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Örneğin yine burada bir farklı kod yazalım. Message box. Teknolojik yardım. İşte tablo satışlar kodu diyelim. Bu şekilde bir mesaj box açılsın. Çalıştır'a tıklıyorum. Artık şu anda tablo bir satışlar isimli formumuz açıldı. Komut çalıştır düğmemiz artık işlevsel hale geldi. Niye? Artık TBL satışlar isimli form açıldığı için buradaki Visual Basic üzerindeki bu kodlar çalışabilir hale geldi. Aksi takdirde çalışmayacaktı. Komut çalıştır düğmesine bastığım zaman teknolojik yardım tablo satışlar kodu, yani burada yazmış olduğumuz kod bölümü çalışmaya başladı. Gördüğünüz üzere aynısı birebir buraya da aktarılmış oldu. Eğer bu şekilde seçim yapmamış olsaydık harici bir kod çalıştırmaya çalıştığımızda hata verecektir. O yüzden buradaki üçü arasındaki ayrımı dikkat etmeniz gerekiyor. Modül, VBA üzerinden kod ve makro. Makro dediğimiz gibi hazır şablonlar üzerinden Access'in kendi basit işlemleri için uygulamış olduğu kod dizini. Modüllerimiz, modüller ise ikinci bölümde gördüğünüz modüller. Modüller ise bütün tablolar ve formlar için geçerli olan makro düzeylerini çalıştırmak için kullandığımız yöntemdi. Üçüncü bölüm ise VBA üzerinden kod yazma. Bu bölüm ise bizim formlar aktif olduğunda çalışmaya başlamasını sağladığımız kod grupları diyebiliriz. Bu şekilde 3 farklı makro sınıfı içinde örnek vermiştik. Örnek vermiş olduk. Buna göre class modüller kaldı. Onu da bir sonraki dersimizde kısaca değineceğiz.
Şimdilik burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.